Evet, biz de eş başkanımızla birlikte bu akşam Paris'e geçiyoruz zaten. Her şeyden önce çok vahşice bir katliam olduğu çok açık bir şekilde ortada. Yani Türkiye'de Kürt sorunu ile ilgili yeni bir süreç başlatma girişimlerinin, tartışmalarının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde buradaki gelişmelerden bağımsız olduğu düşünülemez tabii ki. Şimdi hükümetin bu konuya ilişkin ilk açıklamaları son derece ciddiyetsizdi. Ben bunu da belirtmek istiyorum. Bu olayın açığa çıkması sadece bizler açısından değil, hükümet açısından da bir zorunluluk, bir sorumluluk gereğidir. Şimdi Türk kontrol gerillasının da, Türklerin devletinin de, Türkiye'deki güçlerin de zan altında olduğu bir olayda, dikkatlerin çekildiği bir olayda hükümetin yapması gereken şey daha ilk dakikada, ilk saatte örgüt içi infazdır deyip olayı kapatmak değil, Fransa'dan resmi olarak bu olayın aydınlatılması için baskı oluşturmak, girişimde bulunmaktır. Hükümetten beklediğimiz budur. Bu olayın öyle çok karanlık, çok gizli saklı bir olay olmayacağını düşünüyorum. Faillerinin mutlaka açığa çıkacağını düşünüyorum. Çıkmaması halinde, üstünün örtülmesi halinde sürece zarar verme ihtimali çok yüksek bir olaydır. Üç Kürt kadın siyasetçinin bu kadar aleni bir şekilde Fransa'nın en kalabalık yerinde, Paris'in en kalabalık bölgesinde vahşice katledilmiş olmasına büyük bir üzüntü diyoruz. Söyleyebilirim bunu arkadaşlar. Silah bıraksınlar ya, ülkeye silah çekmeye başlamalı mı? Bunun için ne söyleyeceksiniz? Ya bu işler böyle çağrılarla olmaz. Yani popülist çağrılarla, tabana mesaj verme kaygılarıyla bu işler olmaz. Yani başbakan bu çağrıyı yaptı diye herhalde PKK'ler bu gece silah bırakıp ülkeyi terk etmeyecekler. Kendisi de biliyor. Biraz ciddi projelerle, ciddi tartışmalarla sürece yaklaşılsa daha katkı sonucu olur. Ben barışın tam barışın başındayız. Bir şeyler olgunlaşmaya başladı. Siz bunu rahatsız olan dış güçlere mi bağlıyorsunuz, yoksa bir hesaplaşma mı? Mutlaka ki rahatsız olan güçlerden kaynaklı olduğu kesin. Ama Türkiye ile bağlantısı var mı? Yani başka bir, doğrudan başka bir dış güç müdür, bunu bilemeyiz. Yani Türkiye'nin içinde de bu işten çok rahatsız olan çevreler var, bunu biliyoruz. Çünkü bu olayın sonucuna eğer barış sağlanırsa Türkiye çok huzurlu bir ortam ve Orta Doğu'da da çok... İstemeyenler vardır şüphesiz. Türkiye'de Kürt sorununun çözülmesini istemeyenler vardır, bu ülkeye barış gelmesini istemeyenler vardır. Ve bunu engellemek için elinden gelen bütün çirkinlikleri, bütün katliamları, acımasızlıkları yapabilecek güçler vardır. Ama bunları sonuçta göze alarak bu sürece gireceksek, bu şekilde ciddiyetsiz yaklaşımları artık hükümetin terk etmesi lazım. Yani bu olay hükümetin sorunudur aynı zamanda. Bu katliam, Paris'teki katliam AKP hükümetinin sorunudur. Bunu bir sorun olarak görmüyor. Efendim bu örgüt içi infazdır deyip suçlamalarla ortalığı bulandırıp üstünü örtmeye çalışıyorsa kendisi zan altında kalır. Son olarak bir şey daha sorayım. Siz cenazeleri törenine katılmaya mı gidiyorsunuz veya cenazeleri Türkiye'ye gelme gibi bir durumu var mı? Yani bilmiyoruz tabii ki, aileleri nasıl arzu ederse öyle gerçekleşecek. Biz Fransa'daki cenaze törenine de, Paris'tekine de katılacağız. Orada aynı zamanda hükümet nezdinde, yargı makamları nezdinde bilgi almaya çalışacağız. Olayın aydınlatılması için de biz de elimizden gelen siyasi çabayı göstereceğiz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz bir şey sorabilirsiniz.